Ben Miafit Gözde Demiral, kendi adım. Miafit'i sadece hani, internette kullanacağım bir isim olarak seçtim. 22 yaşındayım. Üniversiteden daha yeni mezun oldum. İzmir'de sinema ve dijital medya okudum. İstanbul'a taşındım. Twitch yayınlarıyla ve YouTube'la uğraşıyorum şu anlık. Şimdilik bu kadar sanırım. Mezun olduğum bölümün hayatımda ve işimde şöyle bir etkisi oldu aslında sadece. Yani yaptığım işe o kadar etkisi yok. Sadece mesela işte kamera bağlayacağım zaman hangi kamerayı almam gerektiğini daha iyi biliyorum. Veya vlog çekeceğim zaman neyle çekmem gerektiğini daha iyi biliyorum. Ama tabii ki de telefonla çekiyorum mesela yani. Sadece biliyorum veya bir set kurmamız gerektiği zaman ışığı nasıl kurmam gerektiğini biliyorum tabii ki yani. Bütün prodüksiyon işlerini biliyorum. Bir tek böyle bir artısı var şu anlık. Oyun oynamaya şöyle başladım. Çok küçük yaştayken yani bayağı 6-5 yaşlarındayken olabilir hatta o civarlarda. Dayımla birlikte sürekli Worms Armageddon oynuyorduk. Bu arada bu benim daha çok yeni aklıma geldi. Yani normalde benim oynadığım ilk oyun benim için her zaman GTA Vice City'ydi. Ama sonra bu 1-2 ay önce falan aklıma geldi dedim ki ben dayımla aslında Worms Armageddon oynuyordum falan dedim. O şekilde başladı. İlk oyunum oydu. Sonra GTA Vice City ile işte Sims'le vesaireyle devam etti. Red Alert falan vardı, onları oynuyordum. Yayıncı olmaya şu şekilde karar verdim. Aslında hiç aklımda olan bir şey değildi. Yani yayıncılık hayatımdan önce aslında baktığın zaman sadece edebiyatla ilgilenen, şiirle ilgilenen, modayla ilgilenen, işte defileleri takip eden vesaire yazı yazan bir insandım. Daha sonradan yayın hayatıma girdi ve Gaming İstanbul 2017'de biriyle tanışmıştım, Cem diye. O benim aklıma soktu. İşte bence girmelisin, işte çok konuşkansın, şöylesin, sempatiksin, bence yapabilirsin gibi aklıma soktu. Tabii ki o özgüven bana çok geç geldi. O yüzden 2017 Temmuz'da başladım, aylar sonra. Kullandığım platformlar hakkında şunu söyleyebilirim. Aslında belirli bir strateji uygulamıyorum bunlar için. Yani tabii ki yani çok klasik olarak dikkat ettiğim tek şey Instagram'da insanların aktif olduğu saatleri görebiliyoruz. Yani kim daha hangi saatte yoğunluk nerede var onu görebiliyoruz. O yüzden sadece ona göre fotoğraf atıyorum ama onun dışında attığım storyler, fotoğraflar vesaire bu tarz şeylerin hiçbirinin mesela bir stratejiyle alakası yok. Çünkü ben biraz daha şey düşünen bir insanım. Hani ben buyum, ben bunları paylaşıyorum ve bunları seven insanlar takip etsin. Hani kendimi sevdirmeye çalışmak yerine olduğum gibi kalıp bunu sevenlerin gelmesini hedefliyorum. Twitter konusunda yani Twitter hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok. Yani tamamen boş yaptığım, kendimi daha rahat hissettiğim, boş düşüncelerimi paylaştığım bir yer diyebilirim. Twitch'te erkeklerin daha çok olmasıyla ilgili aslında o kadar bir problem yaşamadım. Yani şu açıdan söyleyeyim. Zaten günden güne Twitch gelişiyor ve gerçekten kadın izleyici de, kadın yayıncı da çok fazla artıyor. Bence bu çok güzel. Ben 2,5 senedir bu işi yapıyorum ve 2,5 sene önceyle kıyasladığıma göre gerçekten kadın yayıncı oranı da, kadın izleyici oranı da bence çok arttı. Daha fazla da artacağına inanıyorum. Ben bir kadın yayıncı olarak açıkçası çok bir problem yaşamadım. Yani tabii ki hakarete maruz kalıyoruz, küfre maruz kalıyoruz. Cinsel olarak işte yaklaşımlar veya taciz denebilecek boyuttaki şeyler yaşıyoruz ama bunlar benim açımdan gerçekten çok azdı. Yani çok bir problem yaşamadım ama bu benim yapımla alakalı diye düşünüyorum. Çünkü insanlar genelde bana bakıp böyle gerçekten çok kadın gibi olan birini görmüyorlar. Sanki daha çok çok yakın erkek arkadaşını görüyormuş gibi. Çünkü benim genel tavrım bu. Yani abilerimle büyüdüm. Üç erkekle büyüdüm. İki abim, bir babam var. Ve arkadaşlarım hep erkeklerden oluşuyordu. O yüzden kızlarla çok zaman geçirmedim açıkçası. O yüzden daha çok böyle erkek kardeşleri gibi görenler de var. Aldığım yorumlarla ilgili aslında hem işte en iyi en kötü gibi aklıma gelen bir şey yok. Çünkü bu daha çok şey gibi, sevenle sevmeyen var gibi. Yani seven gerçekten sevgisini çok güzel ve çok pozitif şekilde yansıtırken sevmeyen, hatta hiç takip etmeyen, görmeyen bir insan hiç tanımadığı halde gerçekten çok kötü şeyler yazabiliyor. Ama tabii ki güzel şeyler aldıkça mutlu oluyorsun. Çünkü hani ulaşmak istediğin şey aslında ulaşabildiğini fark ediyorsun biraz daha. İnsanlara daha iyi hitap edebildiğini fark ediyorsun. Kötü yorum atanları da engelliyorum açıkçası yani.